yatak teknolojisinin son noktası. Ozan, bir dakika baksana. Hı. Buldum galiba. Bak bu bel rahatsızlığı olanlar için özel geliştirilmiş desteklerle diyor. Ya asıl kışlık gazlık falan yazıyor mu yani? Çift taraflı kullanabiliyor muyuz? Ona bak bakayım. Bazasında hava dolaşımını sağlayan özel bölümleri varmış. Allah Allah, bana ne bazasından kızım? Bazamız var zaten. Evde yatağımız da var Ozancığım. Ama yatak bakıyoruz değil mi? Allah Allah, yatak bakıyoruz diye mağazadaki bütün her şeyi almamız mı gerekiyor? Kızım baza var işte. Ay, illa her alışverişte mikropluk yapacaksın değil mi? Mikroplu. Baza almak istemezsen evdeki bazayı uyduruyorlar zaten. İyi tamam. Başka ne özellikler var söyle bakayım. Son teknolojiyle üretilmiş, kumaşı da özelmiş. Kızım bana ne o özelliklerden? Sen yaylardan bahset. Yayları sağlamla. He? Onca şey saydın. Aklına bir tek yayları sormak geliyor Ozan ya. Allah Allah. Diğer özelliklerinden bana ne kızım? Dur bir deneyelim bakalım yaylar nasıl? Aa bak, güzel özelliği var. Çift ve mikrop tutmuyor. Evet. Dedikleri doğruymuş herhalde. Mikrop tutmadığı kesin. Ağzımın kalçamın üstüne düştüm. Gerizekalısın çünkü. Gerizekalısın çünkü. Yalnız yayları da güzelmiş ha. Anam anam. Ozan buz. Affedersiniz, bir buz var mı? Allah Allah. Her gün yeni bir şey icat ediyorlar kardeşim yani. Şimdi bu... Bu pistonlar mı taşıyor? Ya anlamadım. Bu nasıl oluyor böyle? Anam ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşım! Arkadaşım! Bilmiyorum, ben Ozan sormam lazım ya. Ozan, bunların maxi modelleri varmış. Bu boy iyi, bu boy iyi. He, Ozan? Efendim? Neredesin? Bazanın içindeyim. Ozan? Ay Ozan! Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geri zekalı mısın? Geri zekalısın herhalde, geri zekalı olmalısın. Ya şu... Ulan korktum ben. Nefesim ne oluyor? Sıfır bin de var. Bir bardak su alabilir miyim? Bu olmaz arkadaşım. Bu olmaz. Bu adamı yutuyor. Gel buraya, gel. Ay, o bazanın içine nasıl girdin Ozan'cığım? Aşkım, bazarın nasıl böyle havada durduğunu merak ediyordum. İçine gireyim. Tamam. Tamam, vallahi dinlemek istemiyorum yani. Sordun, söylüyorum sevgilim, ne yapayım? Bir şey söyleyeceğim, birkaç bir şey daha soracağım adama. İki dakika normal durabilir misin acaba? Tamam. İki dakika normal. Tamam sevgilim, tamam. Allah Allah. Ya sizin çok zamanınızı aldık ama benim birkaç sorum daha olacak. Tabii buyurun oturun, yardımcı olayım. Tabii, ha buraya mı? Peki. Şimdi şöyle, biz uzun zamandan beri aynı yatakta yatıyoruz. Tabii bir zamandan sonra alışkanlık oluyor yani, yanlış anlamayın, yeniliklere kapalı insanlar değiliz. Ama öyle her şeyin de en iyisi bizde olsun diye de bir takıntımız yok açıkçası. Tabii bir zamandan sonra tabii eskimeye başlıyor. Yani eskidikçe de sizi rahatsız etmeye başlıyor. O zaman da diyorsunuz ki ay başlarım alışkanlığından, lanet olsun, bıraksın gitsin beni diyorsunuz. Yani o alışkanlıkta şey olmuyor, bir yerini başka bir şey bırakmıyor. Yani tabii düşündüğünüzde çünkü önemli bir konu bu. Yani başınızı yastığınıza koyduğunuzda artık hiçbir şey düşünmek istemiyorsunuz. Huzurlu bir uykuya dalmak için o hayatın bütün keşmekeşini kendinizden uzaklaştırmak istiyorsunuz. Onun için de tabii ki size yardımcı olması gereken birkaç bir şey var. Onlara size yardımcı olmasını istiyorsunuz. Çünkü sonuç itibariyle bu uzun bir birliktelik. Nereden baksanız evet, öyle değil mi? Evet. Tabii günde kim bilir kaç kişi böyle konuşuyordur size. Sizin için tekrar olacak ama durum böyleyken böyle. Siz bize acaba neyi tavsiye edersiniz? Vallahi söylemek bana düşmez ama bir psikoloğa gözükün derim. Müsaadenizle. Psikolog mu dedi o? Bence az bile söyledi kızım. Ulan bir tane yatak alacaksın, çocukluğuna inmediğin kaldı be. Hayret bir şey. İki dakika normal davran dediğin bu muydu senin? Bravo. Bravo. Hadi kalk hadi. Ne cüret? Bu ne cüret? Hadi sevgilim hadi. Psikolog dedi herif sana.